yıl sonu gösterisi. Ayten o yıl ilkokul 5. sınıfı bitiriyordu. Bütün bir yıl boyunca arkadaşlarıyla birlikte çok çalışmışlardı. Okulun son günlerine yaklaşıyorlardı artık. Bir gün öğretmenleri dersi anlatmayı bitirdikten sonra sessizce onlara baktı bir süre. Öğretmeninin gözlerinde sevginin yanı sıra biraz da üzüntü varmış gibi geldi Ayten'e. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bu kadar. Şimdi sizlere bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz sene sonuna yaklaşıyoruz. Üstelik bu yıl okulu bitiriyorsunuz. Yani yakında ayrılacağız. Ama ayrılmadan önce anne ve babanızla birlikte okulumuzda güzel bir gün geçirebiliriz. Kısacası bir yıl sonu gösterisi düzenlemeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet Sevgi? Biz de size bu konuyu açmak istiyorduk öğretmenim. Hatta bu gösteride neler yapabileceğimizi bile konuştuk. Çok güzel. Ah, ders bitti. O halde yarın neler yapacağımıza karar verelim ve hazırlıklarımıza başlayalım. Şimdilik hepinize iyi günler çocuklar. Bu arada verdiğim soruları cevaplamayı unutmayın sakın. Ertesi gün yıl sonu gösterisinde okuyacakları şiirleri, yapılacak konuşmaları, söyleyecekleri şarkıları, oynayacakları kısa oyunu, bu gösteride ve kısa oyunda kimlerin görev alacağını belirlediler. Ayten küçüklüğünden beri tiyatroyu çok sevdiği için kısa oyunda görev almak istedi. Bu konuda deneyimsiz de sayılmazdı. Mahalledeki arkadaşlarıyla birlikte özellikle tatil zamanlarında birkaç kez oyunlar hazırlamışlar ve mahallede oturanlara bu oyunlarını sergilemişlerdi. Bu nedenle yıl sonu gösterisinde oynayacakları oyunun en uzun rolünde kendisinin oynayacağından emindi. Seçtikleri oyunun konusu çocuklar ve çiçekler arasındaki benzerlikti. Her çocuk bir çiçeğe benzetiliyordu. Oyunda en uzun rolde anlatıcı rolünü üstlenen Menekşe'ye aitti. Ayten de Menekşe'yi oynamak istiyordu. Ama bir aksilik oldu ve Menekşe rolüne Sevgi, en kısa rollerden biri olan Papatya rolüne ise Ayten seçildi. Ne kadar şanslısın. En uzun rolü sen aldın. Ama önemli olan rolün uzun olup olmaması değil ki. Bence asıl önemli olan oyunda rol alabilmek. Hem sonra oyun bir bütün. İçindeki rollerden biri bile eksik olsa oyunun bütünlüğü bozulur. Yani ister büyük olsun, ister küçük olsun, oyunda her rol önemli. Ben senin gibi düşünmüyorum. Öyle olsaydı oyunun bütün rolleri aynı uzunlukta yazılırdı. Ayten rolünden pek memnun olmasa bile çok iyi çalışıp hazırlandı oyuna. Herkese ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye çalışacaktı. Sonunda yıl sonu gösterisinin yapılacağı gün geldi. Sırada Ayten'in de Papatya rolünü oynadığı oyun vardı. Oyunda rol alan bütün çocuklar çok başarılıydı ve bol bol alkışlandılar. Ama en çok alkış alan da Papatya, yani Ayten olmuştu. Oyun bittikten hemen sonra Ayten Sevgi'nin yanına koştu ve sevinçle sarıldı arkadaşına. Sen haklıymışsın Sevgi. Bak nasıl alkışlıyorlar. Şimdi anladım ki önemli olan üzerine aldığın görevi en iyi şekilde yapmakmış. Bugünü ve seni hiç unutmayacağım Sevgi. Hiç unutmayacağım.